öyle mi? Hadi hayırlısı Veysel. Ben de zaten şimdi çıkıp geliyordum. Çok şükür Zehra. Çok şükür. İlk işimizi aldık. Ay çok sevindim Rıza. Haydi hayırlı olsun. Ben bir gidip dükkana bakayım. Veysel adamların başında olacak. Dükkanı boş bırakmayayım. Öyle ya, bırakma. Ay çok sevindim valla. Haydi bakalım hayırlısı inşallah. Eyvallah, eyvallah. Hadi görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz. Hadi. Görüşürüz. Ah Allah'ım, güzel Allah'ım, artık yüzümüze gül ya Rabbim. Artık yüzümüze gül ya Rabbim. Ana Rıza, ne çabuk işi bitirdin de geldin ya. Seninle konuşmaya geldim Zehra anne. Ben annemin o söylediği çirkin sözler için tekrar özür dilerim. Rıza babaya da gittim, elini öptüm. Bak oğlum, Rıza amcan da biz de unuttuk. Yani geçti, sen sıkma canını. Olur böyle şeyler, yani anneler böyle kabarır, köpürür. Artık sıkma canını, geldi geçti. Annem de çok üzüldü, pişman oldu. Yani ben tekrar çok özür dilerim. Feriha Hanım çok üzüldü mü? Affedebilecek mi bizi? Sen Feriha'yı dert etme artık. Benim Feriha'dan başka derdim yok Zehra anne. Oldu Halil. Ya zahmet etmişsin. Zehra anne. Kusura bakma, hala anne diyorum ama... işte gönülden geçen ağızdan çıkıyor. Ben aslında Rıza babayla konuşacaktım ama eninde sonunda bu gönül işlerinden hanımlar daha çok anlar. Bak oğlum, ben gönül işini falan anlamam. Ben anneyim. Benim bir bildiğim var. O da evlatlarımın iyiliği. Ben bir halt ettim. O yüzüğün çıkmasına razı geldim. Ama ben senin kızından geçemem Zehra anne. Oğlum ben şimdi sana ne diyeyim, yani diyecek bir şeyim yok. Siz yüzüğü atmışsınız. Bunun üstüne ne söyleyeceğim ben artık? Yani Feriha Hanım ben evlenmek istemiyorum dedi. O öyle deyince de basiretim mi bağlandı nedir? Ama ben sözümden dönmem. Yani nasıl desem oğlum, ben... Oğlum artık hiçbir şey deme. Halil hiçbir şey söyleme oğlum ya. Bu defter kapandı, bir daha da açılmaz. Yani bu iş olmaz mı diyorsun Zehra anne? Oğlum, ben de olmaz diyorum, babası da olmaz diyor. Anladın mı? Yani benim artık söyleyecek bir lafım yok. Anladım. Sen diyeceğini dedin Zehra Hanım. Hayırlı günler. Allah'ım sen bilirsin ya. Sen bilirsin güzel Allah'ım, ben ne yapacağım böyle? Thank you.
Allah Allah. Ne dolanıp duruyor bu burada ya? Gitsene oğlum evine sen. Anne, karnım acıktı. Karnın acıktı. Patates kızarttın mı Ömer'in? Olduk. Gel. Halil. Oğlum, ne yapıyorsun burada? Feriha'yı bekliyorum anne. Mehmet Efendi. Bir daha gece gelmeyeceğin zaman Üşem'e de bir arayıver. Anne, arkadaştaydım işte. Geldim de biraz geç geldim. Arkadaş. Hı. İyi ama ara. Mehmet. Akşam Halil uğradı. Bunu sana bıraktı. İçinde hesaplar mı ne varmış? Kendisi memlekete gidecekmiş bir 10 gün kadar. Tamam, hadi çıktım ben. Güle güle, güle güle. Alo. Ha benim, benim. Ha, ay bir dakika, bir dakika ben şey yapayım mı? Dur şey yapacağım, hemen bir not alayım ben. Bir dakika sizi bekleteceğim. Bir saniye, bir saniye. Ne sokak? O karşısında. Oldu. Tamam, oldu. Oldu, sağ olun. Hoşça kalın. Rıza, beni temizlik şirketinden aradılar da yarın bir eve gideceğim. Zehra, otur hele. Otur. Bu temizlik şirketi işi nedir böyle? Şimdi Rıza, bunu benim aklıma Gülfidan soktu. Böyle şirketler evlere yolluyorlarmış. Daha kolay oluyormuş. Yani öyle dedi, ben de bir deneyeceğim. Ya tanımadığın, bilmediğin evlere gideceksin. Gene başımıza iş almayalım. Yok, Allah korusun ya. Öyle olmaz ya. Çünkü onlar hep aynı evlerle çalışıyorlarmış yani. Bakacağım. Ya haftanın bir günün boş, onu da mı dolduracaksın? Yok Rıza, bir günün boş değil. Şimdi bak, Tülin Hanımlar yatılı kadın almışlar. Bu gittiğim villada da işim ha bitti ha bitiyor gibi. Yani benim 3 günüm boş. Önümüz tatil. İnsanlar tatile gidecek. Yani iyice bir boşta kalacağım. Ah be Zehra. Şu dükkanın işlerini bir yoluna yordamına sokayım. Bütün günlerim boş kalacak Allah'ın izniyle. İnşallah. Hadi ben gidiyorum. Oldu. Hadi eyvallah. Hadi güle. Hoş geldiniz. Ay. Hoş bulduk. Siz başlayın lütfen. Yalnız gürültü yapmadan çalışın. Elektrik süpürgesi kullanmıyoruz. Hastamız var. Üst kata geçerken bana haber verin lütfen. İyi, oldu tamam. Anam, nereye kayboldu bu adam ya? Seslensem mi acaba? Adını da bilmiyorum ya.
Ey Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. He, ben de o kata çıksın burayı temizleyeceğim de. Ne yapıyorsunuz siz? Ben sizi arıyordum da bu kapı da kilitli. O odayı temizlemeyeceksiniz. Bir daha o kapıyı sakın çalmayın. Hastamız var. Ay geçmiş olsun. Ay geçmiş olsun. Gelin benimle. Bu odaları temizleyebilirsiniz. Oldu. Ben şunu temizleyeyim o zaman. Oradan başlayayım. Zehra. He. Ara bakalım şu kızı. Gelsin artık. Ya dururuz daha sabahın körü. Aa, ben öğleye doğru gider bir bakarım. Anne ben çıkıyorum. Dur ya bak oğlum kahvaltı etmedin. Ya dükkanda yerim bir şeyler. Hadi oğlum hayırlı işler. Güle güle, güle güle. Hey bana bak aç kalma ha bir şeyler ye. Tamam. Akşama görüşeceğiz seninle. Feriha, geldin demek kızım. Feriha. Rümeysa Hanım nasıl, iyi mi? Hadi elini yüzünü yıka da otur bakalım kahvaltıya. Yok baba yedim ben. Yatayım biraz. Ya Rümeysa Hanım yedirmeden yollamaz Rıza. Ben seni çayını getireyim. Zehra. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ne? Bu kız yerini yadırgadı. Git bak şuna. Otursa bakayım, bakayım. Feriha. Feriha ne oldu? He? Ne oldu? Ne oldu? Nereye gittin sen öyle? Ha? Kız kötü bir şey mi yaptı oğlan sana? Başına bir şey mi geldi kız söyle. Allah aşkına söyle kızım. Çok kötü bir şey yaptı anne. Ne yaptı? Allah'ım ya Rabbim ne yaptı kız sana? Söyle bana. Her şey bitti. Gözünü seveyim Allah aşkına ya. Beni deli etme kızım. Söyle ne yaptı? Aldattı beni. Anneyle aldattı. Ah yavrum. Ya zaten bunun sonu yoktu kızım. Hizmet attı canını anneciğim. Yol yakınken döndüm de. Üzme canını yavrum. Ben bir gidip dükkana bakayım. Hadi git. Bak bakalım Veysel ne yapıyor. Hadi görüşürüz. Hadi güle güle. Allah'a emanet. Annem bırak tamam tamam ya bırak tamam 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 annem ağla ağla yavrum ağla kuzu ağla anne ağla ağla kızım. Ağla ki için temizlensin anneciğim. Bitti bitti bitti. Artık yalan yok Feriha. Artık yalan bitti. Bak tek yalancı ben değilmişim işte. Her şey çok güzeldi. Bir masal yazdım diyordum ya. İlk kez o masal gerçek gibiydi. İlk kez sanki gerçekten o hayata doğmuşum gibiydi. O kadar mutluydum ki.
yalanlar aşabiliriz sandım. Emir'le birlikte yalanlar aşabiliriz dedim. Yalandan kurtulan masalın prensi de yalancı çıktı. Kızım, başkası olmak kolay mı sandın? Başka dünyalarda yaşamak kolay mı sandın be anneciğim? Çıkıyorum ben. Ha, Feriha. Hı. Ben bugün o şeylere gideceğim, o kızlara gideceğim. Handilere gideceğim. Anne ben sana gitme demiyor muyum şuraya ya? Gitme demiyor muyum ben sana? Ya tamam, son günüm zaten. Ya sen bilmiyor musun benim halimi? O kız neler yaptı bana bilmiyor musun? Bunlara bile bile gidip bir de Hande Hanım'a hizmet mi edeceksin? Kusura bakma. Ben ekmek parası derdindeyim. Şimdi öyle deme, anlamazdan gelme. Sen biliyorsun benim ne demek istediğimi. Bilmez olur muyum canım? Biliyorum tabii. Anne Hande benim düşmanım, onlara gitme. Anne Cansu'yla küstük, onlara gitme. Kime gideceğim? Kime gideceğim söyle bana ha? Hangi ev kaldı? Dünya kadar borç var, kim ödeyecek onu? İyi çıktın mı? Çık sen. Dertler bana kalsın. Feriha ne yaptığını sanıyorsun sen? Çekil önüne. Cevap ver. Sorma bana bir şey. Ne demek bana bir şey sorma? Dalga mı geçiyorsun? Nasıl çekip gidersin öyle? İşte böyle. Feriha. Neden bunu yapıyorsun? Sen niye yaptın Emir? Nasıl yaptın? Ya delireceğim. Ne yaptım ben sana? Söylesene. Ya sen nasıl Hande'yle... Nasıl yaparsın bana bunu ya? Hande mi? Bu yüzden mi çekip gittin? Yürü arabaya, konuşacağız. Hiçbir şey konuşmak istemiyorum seninle. Feriha yürü dedim. Bir daha sakın dokunma bana. Söylemeye çalıştım da dinlemedim seni. Salak gibi. Ne? Emir'le Hande'ye diyorum. Anlat bana. Her şeyi bilmek istiyorum. Anne neredesin? Dersteyim, bir şey mi var? Çık dışarı. Bekliyorum seni. Emir ne oldu? Hande çık dedim, kapıdayım. Hadi. Bunları gördüğümde sana anlatmak istedim ama yapamadım. Sen zaten bitirmiştin. Daha fazla kırılmanı istemedim. Ya Emir ne yapıyorsun? Emir çekiştirip durma beni. Gel Hande gel. Ya nereye gidiyoruz Emir? Allah'ım Emir, bekleyin. Şu kolumu bırakır mısın? Bekle burada. Ne
Feri abi gelir misin? Ne yapıyorsun? Ne oluyor gençler? Hocam pardon. Feri hadi. Bırak. Gel. Artık bu saçmalığa bir son veriyoruz. Konuş anne. Ben hiçbir şey dinlemek istemiyorum. Feriha. Sen dinleyeceksin, sen de anlatacaksın. Hadi. Peki. İçin rahat olsun Feriha. Emil aramızda hiçbir şey geçmedi. Günce her şeyi yanlış anlamış. Sana ne söyledi bilmiyorum ama... Ben seni çok iyi biliyorum tamam. Ama. Tamam. Çok iyi biliyorum ben seni. Yeter artık Emir. Bu ucuzun bir parçası olmak istemiyorum. Eğer istiyorsan Günce'yi de getireyim. Hiçbir şey istemiyorum ben senden. Feriha sen bana inanmıyor musun yoksa inanmak mı istemiyorsun? Ben sana kendime inandığımdan daha çok inanmıştım. Ama artık inanmıyorsun. Tamam, inanma. Bundan sonra bana inanma Feriha. Gördün mü? Nasıl saldırdı bana? Emir! Mahalle karısı gibi yine üzerime saldıracaktı. Onun bize inanmaya niyeti yok. Anla artık bunu. Hande sus! Melihat! Koray yapma. Sakın karışma, çekil. Koray! Çekil dedim sana, karışma! Bana mı lan? Ha? Bana mı lan? Koray! Bana mı? Bana mı lan, kardeşine mi? Ne diyorsun sen Koray? Yazık diyorum lan. Yazık. Ama ben senin bana yaptığını yapmayacağım. Ben senin bana yaptığını yapmayacağım. Ne yaptım lan ben sana? He? Ne yaptın? Öldürdün lan beni! Koray! Öldürdün lan beni! Anlıyor musun? Öldürdün. Sen de mi be? Sen de mi? Biz seninle konuşmadık mı Koray? Ben sana her şeyi anlatmadım mı? Şimdi karşıma geçip dalga mı geçiyorsun benimle? Nasıl bir oyun lan bu? Koray! Koray bırak! Bırak! Değmez, görmüyor musun? Değmez. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.